Panik atak nöbeti geçiren birisi esasında çoğu zaman sizi dinleyecek durumda olmaz. Çok gergin ve korku dolu bir halde olduğu için esasında o anda onu bir şekilde sakinleştirecek bir ilaç vermek gerekir eğer o noktaya geldiyse. Veya bir takım panik atağı geçirebilecek bazı nefes alma egzersizleri falan var ama kişinin bunu daha önceden biliyor olması lazım. O anda bunları idrak edecek ve uygulayacak bir halde olamaz çoğu zaman. Yalnız şunu söylemek gerekir. Bütün panik bozukluk hastalarına bunu söylüyoruz zaten. Hiçbir şekilde panik atağı insanı öldürmez. Dağ başında da olsa, deniz kıyısında da olsa, uçakta da olsa en fazla 10-15 dakika, bilemedin yarım saat içerisinde eski halinize geri dönersiniz. Panik ataktan insanın ölmeyeceğini bilmek, bunun bir kalp krizi olmadığını bilmek bile insanları çoğu zaman rahatlatır. Çünkü panik atak insanda bir ölüm korkusu yaratan bir hal. Belki panik atak geçiren birisine bunları kulağına söylemek lazım. Ama dediğim gibi panik atak olduktan sonra artık o korkuyu yaşayan birisini ancak ilaçla sakinleştirebilirsiniz.